Merhaba arkadaşlar bir trader kanalıma hoş geldiniz eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Türkiye ve dünya gündemini ilgilendiren bazı ekonomik gelişmelerle başlıyoruz. Üretimin Çin'den çıkarılmasının ABD ve Avrupa'ya maliyeti 1 trilyon dolar. Bank of America'nın araştırmasına göre ABD'li ve Avrupalı şirketlerin üretimi Çin dışına çıkarmalarının maliyet 5 yılda 1 trilyon doları bulabilir demişler. Norveç Merkez Bankası faizi %0 seviyesine sabit bırakarak rekor düşük seviyede tuttu. Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan Türkiye'nin e-ticaret hacminin yılın ilk 6 ayında 91.7 milyar lira olarak gerçekleştirdiğini bildirdi. Kısa vadeli dış borç stoğu Haziran'da yükseldi. Kısa vadeli dış borç stoğu Haziran ayında 2019 sonuna kıyasla %0.3 artarak 124 milyar dolara çıktı. Türkiye'nin en fazla tek kullanımlık maske sattığı ülke Almanya oldu. Türkiye COVID-19 salgınının etkili olduğu yılın ilk yarısında 105.1 milyon dolar tutarındaki tek kullanımlık tıbbi maske ihraç ederken en fazla ürün Almanya'ya satıldı. Çin Ticaret Bakanlığı ABD ile ticaret anlaşmasına ilişkin görüşmelere yeniden başlanması konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu. ABD merkezli konaklama şirketi Airbnb halka arz başvurusunda bulunduğunu açıkladı. ABD'nin ham petrol stokları azaldı. ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 1.6 milyon varil azalış gösterdi. Google'dan Türkiye'deki operasyonlarına ilişkin açıklama geldi. Google sosyal düzenli medya düzenlemesinin nedeniyle Şirketin Türkiye'deki operasyonlarında değişikliğe gitmeye karar verdiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Apple Wall Street'in tarihine geçti. Değeri 2 trilyon doları aştı. Apple piyasa değeri 2 trilyon doları aştı. İlk defa bir ABD şirketi bu seviyenin üzerine çıktı. Trump Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var dedi. ABD Başkanı Trump Suriye ile Türkiye arasında askerlerimizi çektiğimde olanları düşünün. Herkes bu korkunç dedi. Türkiye kesinlikle kendi işini kendi halledebilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik yaptırımlarını geri getirebilecek mekanizmayı kullanacağı konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bilgilendirilmesi için talimat verdiğini açıkladı. OPEC Plus grubu petrol piyasalarının kademeli olarak iyileştiğini ancak söz konusu iyileşmenin dünya çapında yeni tip koronavirüs vaka sayısındaki hızlı artış sebebiyle beklenenden daha yavaş gerçekleştiğini açıkladı. FED tutanakları açıklandı. Covid-19 ekonomik faaliyet üzerinde etkili olmaya devam edecek dediler. ABD yönetimi Hong Kong ile yapılan 3 ikili anlaşmanın askıya alındığını ya da feshedildiğini açıkladı. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden Belaruslu yöneticilere yaptırım kararı çıktı. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michael, Avrupa Birliği seçimlerde hile yapanlardan ve göstericilere uygulanan şiddetin sorumlularından hatır sayılır miktarda kişiye yaptırım uygulayacak dedi. Valeris İflas başvurusunda bulundu. Petrol fiyatlarının düşmesi koronavirüs nedeniyle enerji talebinin azalmasıyla daralan enerji sektöründe bir büyük iflas haberi de Londra'dan geldi. 16 sondaj gemisi ve 74 adet açık deniz kuyusuyla e, bu alanda dünyanın en büyük olan Valeris ödeyemediği bonoların ardından iflas mahkemesine başvurdu. Şirketin 7 milyar dolarlık borç yükü olduğu ifade ediliyor. Bizim toptanın seç marketi anonim şirket oldu. Türkiye'de giderek büyüyen gıda perakendesinde bakkal market gibi geleneksel perakende kanalının küçük girişimcilerine ürün tedariki ve ödeme çeşitliliği sunan seç market iş modeli anonim şirkete dönüştü. Şirketin Türkiye çapında 938 olan bayi sayısını önümüzdeki dönemde daha da arttırmayı ve yaygınlaşmayı hedeflediği belirtildi. Tüpraş'tan dolar haberiyle ilgili açıklama Tüpraş dolar alarak TL'ye saldırdığını iddia edilen haberlerle ilgili haberde yer alan tüm iddialar tamamıyla gerçek dışıdır. Zamanlaması, kaynağı ve yayılış şekli açısından son derece manidar bulduğumuz bu asılsız iddialar karşısında tüm hukuki haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz açıklamasında bulundu. Bloomberg Türkiye Karadeniz'de Enerji kaynağı keşfetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma günü açıklayacağı Türkiye'de yeni bir dönemin açılmasını sağlayacak müjdemin Karadeniz'de doğalgaz keşfi olduğu ile sürüldü. Bloomberg Nefs'in haberine göre Türkiye Karadeniz'de bir enerji kaynağı keşfetti. Söz konusu enerjinin büyük olasılıkla doğalgaz olduğu ileri sürüldü. Brigade yanlışlıkla gelen 175 milyon doları Citibank'a geri vermiyor. Ünlü kozmetik şirketi Revlon alacakların dava açması üzerine Citibank ile borç yapılandırma anlaşması için görüşmelere başladı. Banka anlaşma imzalanmadan önce 900 milyon doları yanlışlıkla Revlon'un alacaklarına gönderdi. Citibank hemen parayı geri almak için harekete geçti. Ancak Brigade kendisine gelen 175 milyon doları vermemekte ısrarcı. ABD Çin ertelenen ticaret görüşmelerini yeniden planlamayı değerlendirdi. Yurt dışı üretici fiyat endeksi Temmuz'da bir önceki aya kıyasla %1.64 arttı. Haberlerimizi burada bitiriyorum. Herkese iyi tradeler dilerim. Hoşçakalın.